Merhaba arkadaşlar. Elsi'de 6. bölümde devam ediyoruz. Yeniden Fethiye. We were trapped and alone in our kingdom of Valencia. The Cid immediately sent out messages for potential allies, but there were few to be found. The Christian kingdom of Aragon was too far away, and King Alfonso of Castile seemed in no hurry to come to the Cid's defense. Even the Cid's old ally, Motamid the Moor, was of no avail. Yusuf had sent him into exile in the Sahara Desert, where he spent the rest of his sad days composing poetry. The Berbers rode around the city for 10 days and nights, shrieking and banging their weapons on shields made of hippopotamus hide. But the Cid comforted his troops, prayed, and planned a counterattack. And then the unthinkable happened. During a brilliant surprise attack to capture gold and horses from the Berbers, Rodrigo Diaz, my Cid, was shot by a stray arrow. The surprise attack became a rout, and the Cid's men barely made it back to the castle with his broken body. Rodrigo and I knew he would not last the night, but we also knew that without their Cid to lead them, the soldiers of Valencia would never have the strength to stand against the Berbers. So as he breathed his last breath, I strapped my husband onto his horse, Babieca, and placed his sword, Tizón, in his hand. Babieca stood out above the city of Valencia. My one hope was that the men would not realize the charade. Realize that their Cid was already dead. Evet arkadaşlar, ana görevler: Valencia'nın özgür kalabilmesi için Yusuf'un 3 ordusunu mağlup et. Valencia halkının liderini kaybettiğini fark etmemesi için Sid'in bedenine zarar gelmemeli. Presto, construir. Sí, kaç tarla yapalım? Construir. Servidora. Construir. Presto. Mande. Claro. Agora. Construir. Excavar. Servidor. Talar. Construir. Sí. Talar. Construir. Sí. Hadi askerleri gruplandıralım. Presto. Süvarilere bir diyelim. Trended Swordsman'lara 2 dedim. Şurada bir değirmen yapalım. Saldırmışlar. Who lives? But the men must not find out, or they will never have the courage to face Yusuf. Trapleri durduralım. Hmm.
Degrada. Presto. Voy. Degrada. Servidor. Degrada. Construir. Mantén. Sí. A ellos. Presto. Guerra. Kaleye saldıracağız arkadaşlar. Ramleri de gönderiyorum. Evet, burası düştü. Kalan binaları temizleyelim. Şuraya bir şehir merkezi kuralım. Şuraya bir yere de. Construir. Servidora. Construir. Sí, excavar. Presto, excavar. Voy. Doğru, doğru devam edelim. Şuraları yıkalım. Santiago. Presto, mande. Sí, a ellos. Şöyle bir yukarı getirelim. Ya da şurada kalsın şimdilik. Yukarıda yeterli asker var. Şuraları yıkalım. Market lazım arkadaşlar.
Burası yanlış oldu. Şöyle. İçeriye bir yere. Şuraya bir yere kale yapalım. Şey kalmadı gibi. Pes etmesi gerekiyor. Kaç stable yapalım ön tarafa. Şehir merkezi yapalım arkadaşlar. 270. Kalenin burada kalmaya çalışacağım. Onku da çekelim. Şehir merkezi kurmak istiyorum. Şuraya bir yere. Bunları da alalım. Kale daha inşa edebilirsek şuraya. Kaç tane daha? Thank you.
Evet, altın eksik. Yeşil gelmiş arkadaşlar. Sıkışmışlar orada. Evet, altında eksiklik var. Şurada da bir şehir merkezi yapalım, altını toplayalım. Evet, şehir merkezine düştü. Trapleri güneye alalım. Limanlarını yıkmaya çalışalım. Evet, liman burada. Stable var. Başka bir liman var mı? Evet, bir tane daha var. Trapleri koruyalım arkadaşlar. Köylülere saldıralım. Tarafta birkaç liman yapacağım. Evet, yiyecekte de eksiklik var arkadaşlar. Birkaç tane daha yapalım. Kaç balıkçı gemisi?
Evet, sarının düşmesi lazım. Son kalan köylülerine bakalım. Siege Workshop'u bakalım. Burada. Evet. Şimdi hızlıca üniversite kuralım arkadaşlar. Bir iki liman da buraya. Şuraya bir kale yapalım. Oduncuları arttıralım. Toplu kalyon yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu liman tamamlanmamış. Askerleri şöyle toplayalım. Hatta askerleri de buraya alalım. Buradan saldıralım. Kaç liman daha? Evet, kaleler bunları halledecektir. Bu tarafta problem yok. Şunlara 5 diyelim. Evet. Şu köylüleri de alalım. Şurada bir yerde oduna gönderelim. Evet arkadaşlar, saldırabiliriz. Thank you.
Limanları yıkalım. Evet, askerleri buraya çıkartmaya çalışacağım. Transportlarla. Kaçta köylü alalım. Şuraya çıkartalım. Kaleye saldıralım. Askerler geldi. Şuraya bir kale yapalım. Gemilerle de destek verelim arkadaşlar. Şu şekil. Topçu kalyonlarla. Paladin yükseltmesi yapalım. Biraz gemilere doğru çekeceğim. Kaleyi tamamlamak önemli arkadaşlar. Şu köylüyü korumaya çalışalım. Evet. Tamam, şimdi birkaç stable yapalım. Yanlış oldu. Sadece şu ikisi. Bunları da 6 diyelim. Kaç stable daha? Trapleri öne alalım. Taşıma gemilerine artık gerek yok arkadaşlar. Siliyorum popülasyondan dolayı. Altı diyelim. Şöyle altı. Evet.
kalesi daha varmış arkadaşlar. Bunu da yıkalım. Şu şekilde. Gemileri kaleye yönlendireceğim. Şöyle ortaya bir kale yapalım. Köylere de falan arkadaşlar. Hızlıca bitirmek için. Burada da köylü var. Evet, birkaç liman gözüküyor. Şunları da yıkalım. Burada da bir liman var. Paladinleri de aşağı gönderdim. Şurada bir kule var. Evet, bu şekildeydi. It was the twilight of Moorish Spain. The Berber army had been broken and Valencia withstood the siege. King Alfonso would not allow us to bury the Cid until he could personally attend the funeral. When he arrived, he dispelled all thoughts of interring the Cid into the earth. Instead, the Cid's body was preserved and placed near the altar of the church. Seated on an ivory stool that he had captured from the Moors, clothed in precious silk, and holding his sword, Tithon, in his left hand. And who was left to rule in Valencia? King Alfonso of Castile or Count Berenguer of Barcelona? No. Valencia is mine. It is I, Jimena Díez, who claims rulership of my dead husband's kingdom. And if the Berbers return to Valencia, it is I whom they shall find commanding the soldiers of Rodrigo Díez, el Cid Campeador. Evet arkadaşlar, son olarak haritaya bakalım. Evet, son köylüler biraz güneyde kaldığı için tamamen yıkmışız Yusuf'un ana bölgesine. Evet, diğer tarafları zaten gördünüz. Ekstra bir şey görünmüyor. Burada bir ada var. Evet, Montezuma ile devam edeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.